Bak ne geldi. Yatağı toplayamıyor. Zannediyorum. Deminden beri gülemiyorum bu yüzden. Artık. Hadi bebeğim uyanın. Gece kaç kere kalkıyorum ben? Kaç kere? Kaç kere kalkıyorum Mina? Mina? Bak ne geldi. Bak ne geldi Ela. Seni yerim. Sen küçük bir dondurma mısın? Sen küçük bir dondurma mısın? Karantinada evde bir günümüz nasıl geçiyor? Bugün onun videosunu çekeceğiz size. Ne yapıyoruz Vina? İşte bu fındıkla uğraşıyoruz. Bütün gün bu fındıktayız. Bütün gün bu fındıktayız. Bir şekilde bütün gün sanki hiçbir şey yapmıyormuşuz gibi gözüküyor ama aslında gün bitmiyor yani. Gün çok çabuk bitiyor. Ne dersin? Bitmiyor ama çok çabuk bitiyor bu. Çok çabuk bitiyor yani yetmiyor. Yetmiyor. Yetmiyor yani. Ama sanki bunda birazcık benim geç kalkıyor oluşumun da payı olabilir evet, mi? Kesinlikle. Ya da kalkamıyor oluşum. Bebeğim çünkü yani gece ben en az 2, çoğu zaman da 3 kere kalkıyorum. Doğru, ben oralarda... Mina'nın yemeği için. Sen oralarda yani zerre uyanmıyorsun. Çünkü mesela bazen Mina uyanıyor. Falan yapıyor. O zaman ben hemen bir şekilde uyanıyorum. Nasıl uyandığım konusunda bu arada hiçbir fikrim yok. Bence o tamamen o annelik içgüdüsüyle alakalı olan bir şey. Mamasının yemeğini hazırlayana kadar o ağlamaya başlıyor. Ve ben böyle deliler gibi yetişmeye çalışıyorum. Ve sen o sırada hiç kılını bile kıpırdatmıyorsun. Evet, hiç duymuyorum ya. Hiç duymuyorsun ya. Çünkü ben mesela sana böyle arada bakıyorum. Yani. Hani ne bileyim insan böyle duyar mesela. Bir gözünü açar bakar ne oluyor. Ya da ne bileyim hani bir ses duyunca böyle bir en azından bir kıpırtı verirsin. Yok yani. Sende hiçbir şey yok. Duymuyor bir tanem baban seni hiç. Hiç duymuyor. Ama ben sabah ilgileniyorum. Evet o yüzden de sen hiç uyandığın duyacağım. Anda ben böyleyim. Ne olur biraz daha uyuyayım diye yalvarıyorum ve birazcık daha uyuyorum. O sırada da işte zaten... Geç kalkmış oluyorum bir şekilde. Bugün bol gün mü diyorsun? Evet bugün bol gün. Genelde sabah kahvaltısında mesela bir gün yumurta yiyorsak ertesi günde bol tarzı yani işte böyle yulaflı, badem sütlü şeyler yemeye çalışıyoruz. Daha böyle meyveli. Bu şekilde dengeliyoruz. Hadi bakalım. Ben kalkıyorum. Hector'u gezdireceğim. Siz de kalkın. Biz de Mino'yu birazcık daha uyuyalım. Uyuyalım mı bebeğim? Hadi bay bay. Uyuyalım mı bebeğim birazcık daha? Uyuyalım mı? Evet. Çok zor kalkıyorum yataktan. Acaba sen nasıl bir insan olacaksın? Mesela sen böyle şu sabahları inanılmaz enerji kalkan insanlar var ya böyle vlogger kalkışı bir anda böyle acayip enerjiyim hemen yatağımı topluyorum. Gördüğünüz gibi canlandırmada bile yatağı toplayamıyor. Ya sadece çok hızlı hareket etmek zorunda olduğum için toplayamadım. Yoksa toplamayı biliyorum tabii ki yatağı. Ama yani... Sen nasıl biri olacaksın acaba? Nasıl biri olacaksın? Nasıl uyanacaksın? Yine tabii ki bizim yanımızda uyumuyor. Geceleri kendi yatağında uyuyor. Sabahları bizim yatağımıza transfer oluyor. Ve sürekli üstünü açıyor. Yani oturumun içerisinden çıkmayı nasıl başarıyor bilmiyorum ama. Altını değiştirelim mi? Tamam mı? Altını değiştiriyoruz. Of course.
dışarı yatmadan önce şöyle bir tepsimiz var. Bunu hazırlayıp o şekilde yatıyoruz. Ve ben de geceleri Vine'yi devam sütüyle beslediğim için bu termos gerçekten benim hayatımı kurtarıyor. O yüzden size de bir tavsiye olabilir diye bunu belirtmek istedim. Aynı zamanda... Evet değil mi? Aynı zamanda benim de böyle bir sepetim var hemen yanında. Bu sepeti hem böyle işte bir takım kremlerim vesairelerim var içerisinde. Hem böyle yatağın kenarının daha toplu bir şekilde gözükmesini sağlıyor. Aynı zamanda da mesela bu sepetin içerisinde probiyotiklerim var. Probiyotiklerim var. Probiyotiklerim bitmiş bebeğim. Hah, bir tane unuttum. Evet, bu sepetin içinde probiyotiğim var. Çünkü bu probiyotikleri sabahları bir şey yemeden en az yarım saat önce içmek gerektiği için kendime böyle bir çözüm yolu buldum. Bunu hemen yatağa koyuyorum ve yataktan daha kalkmadan zaten mutlaka bir şekilde bir su oluyor yanımda. Bu probiyotiği suyun içine koyup yataktan kalkmadan içiyorum ki işte kahvaltı hazırlandı, aşağıya indi, Mine giyindi, altı değişti vesaire derken o yarım saat zaten bu şekilde geçmiş oluyor. Belki bu da işinize yarayan bir tüy olabilir. Hazırız ve aşağı iniyoruz. Bakalım baba ne yapmış? Kızlar geldiniz mi sonra? Ne tatlı oldu. Güzellik. Ne tatlı oldu. Güzellik. Isınmış mı? Hayır, daha ısınmamış. Yine de bizimle beraber kahvaltı yapacak. Anne sütü içiyor gündüzleri. O yüzden onu şimdi ısıtıyoruz ve... Hadi bakalım burada bizimle otur. Sen de gel. Sen de çok tatlısın. Caner kahvaltıyı hazırlayana kadar ben de yeşil içecek sıkacağım. Yaklaşık bir aydır her sabah yeşil içeceğimi içiyorum. Hiçbir şekilde aksatmadım. Alkali beslenmenin en önemli kurallarından bir tanesi yeşil içecek içiyor olmak. Aynı zamanda Caner sabahları uyandığında aç olduğu zaman birazcık huysuz olabiliyor. Kahvaltı hazırlanana kadar yeşil içecek içtiği zaman onun da bu huysuzluğu birazcık azalıyor. O yüzden ailemiz adına çok iyi bir hareket bu yeşil içecek içmek. Ne yeşil içecek sıkabildik, ne kahvaltı yapabildik. Vine'nin feryatları sonrası önceliğimiz tabii ki o. Vine'nin karnı doydu ve uyudu. Şimdi sıra bize geldi. Şunun tatlışlığına bak. Nasıl seviyor? Caner diyor ki ısırıyor, bu suyu tezek kokuyor. Dedim ne alaka tezek? Sonradan düşündük herhalde inekler sürekli doğada ısırgan otu yedikleri için tezeklerinin de ısırgan otu kokuyor olması normal. Ama çok besleyici olduğu için buna tahammül ediyoruz. İçimi daha kolay olsun diye birazcık salatalık ve zencefil ekleyeceğim. Caner asla içemiyor. Bebeğim tezek kokuyor ya. Kokmuyor. Ayrıca bunun içerisinde çok fazla A vitamini var, C vitamini var. İnanılmaz şifalı bir şey ısırgan otu. O yüzden... Anneannem gibi kandırıyorsun beni. Ama doğru. Anneannem de ben küçükken öyle kandırdım. İleride bu ısırgan otu suyu da kereviz suyu gibi popüler olursa beni hatırlarsın. Zannetmiyorum ben onu. Bir deneyen ikinci defa deneyeceğini zannetmiyorum. Sonuç olarak çok faydalı. Şimdi muz siparişi mi vereceğiz? Verdim bile.
Hadi ya. Demek ki bir dezenfektan ordusuyla kapıya gidip onları temizlemem gerekecek. Evet, dünkü halini çok komikti. Şimdi elindeki o torbayı yavaşça yere bırak dostum. Çünkü... Onları dezenfekte edeceğim. Hector sakın! Muzları alabilir miyim artık? Kaç tane istiyorsun? İki tane yeter. Evet, Caner Şef bize bol hazırlayacak. Malzemelerimizi söylemek ister misin? Malzemelerim yuva, muz, Hindistan cevizi, kakao, chia. Böyle birazcık sallıyor gibisin ama. Sallamasın tabii biraz. Yok ya, bunu bir arkadaşımın eşinden yok. Vina, uyandın mı babacığım? Aman tanrım, yoksa Vina uyandı mı? Fındık, ne yapıyorsun bir tanem? Ne yapıyorsun güzel kızım? Günün üçüncü alt değiştirme seansı için hazırız. Altımızı değiştirelim mi? Kalkmaya çalışıyorsun. Bayağı kalkmaya çalışıyor artık. Çok mu tatlısınız siz? Hector, kahvaltını yaptın mı? Aferin. Sen yaptın mı? Evet, aferin. Şimdi sıra peki bizler. Biz yaptık mı? Hala açız. Gerçekten hala açız. Hadi artık yiyelim. Evet, bu karantina günlerini nasıl geçiyor? Benle karantinaya girdiğin için mutlu musun? Evet. Yerim seni ben. Gerçekten hastalıklı sağlıklı karantinada diye evlenirken artık yeminlerin değişmesi lazım. Çünkü kaçıncı gündür karantinadayız? 15 oldu abi. Gerçekten 15 gündür aynı evin içindeyiz. Pratik yaptığı geçti. Yani çünkü çok fazla şey yapıyoruz. Bir kere spor yapmak direkt vaktinin çoğunu alıyor. Yemek yapıyor olmak da öyle. Zaten Mina var. Mina'nın yok. Mina bütün gününü alıyor zaten. Üstü pistendi. İşte acıktı mı? Şöyle oldu. Ağlıyor. Acıktı galiba ya. Biz saatleri tutturamıyoruz ya. Evet, 2 saatte bir yemek yiyor ve biz yani mesela onu besliyoruz. Ondan sonra tekrardan mızıldamaya başladığında ya 2 saat geçti mi gerçekten? Yok yok ya, acıkmış olmaz. Başka bir derdi vardı herhalde. Aynen. Ama yine sonunda her zaman acıkmış olduğu ortaya çıkıyor. İşte ne yapıyoruz? Film izliyoruz. Kitap okumadım ben hiç. Bu süreçte itiraf edeceğim. Ben yatmadan önce okuyorum genelde. Çünkü okuyacak güzel, eğlenceli kitabım yok. Film izliyoruz akşamları. Evet, belgesellere çok sardık bu ara. Sürekli belgesel izliyoruz. Banksy diye bir grafiti sanatçısı var. Onun hayatını çekmek üzere yola çıkan bir adamın sonrasında grafiti art yapıyor olmasıyla ilgili bir aynen belgesel ama aynen inanılmaz eğlenceli bir belgesel. Elton John'un hayatını izledik. O da çok eğlenceliydi. Goop diye bir belgesel var. Benim en çok sevdiğim belgesel. Sürekli böyle sağlıklı yaşamla ilgili ve alternatif tıpla ilgili bir takım tiyolar veriyorlar. İsmini asla söyleyemediğim Grit Patron. Bowl'unu beğendin mi? Bowl'unu çok beğendim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Afiyet olsun. Sence buna birazcık bal konur mu? İşte pekmez koydum. Bal da konabilir. Ama balda destek, ama balla destek verebiliriz. Birazcık bal koyacağım. Aslında geçen gün canım çektiği için kaymak da almıştım ama bunu seninle. Bu arada üstüne ben yaklaşık 1,5 aydır falan hiçbir şekilde ekmek, gluten hiçbir şey yemiyorum. O yüzden kaymağı nereye süreceğimi bilemediğim için belki bu bowl'un üzerine koyarım diye düşündüm. Ne dersin? Ve işte kaymağımız. Ha? Üstüne dökülüyor. Sen zaten her zaman yemek yerken üzerine bir şey dökersin. Bıçak almaya üşendiğim için kaşığın arkasıyla yapıyorum. Güzel olabilir biliyor musun? Olabilir. Çok heyecanlıyım şu an. Bak, bayağı iyi oldu. Bayağı iyi mi oldu? Bayağı iyi oldu. Bundan sonra bir tarif kesinlikle... Kaymaklı mı? Kaymaklı yapmamışsın. Hayret, kahve yapmamışsın.
Caner kendisine bir tane kahve aleti almış. Onunla kahve yapıyor. Ama ben de o kahve aletinin kahveyi aslında yaktığını söylüyorum. O yüzden ikimiz de kendimize farklı farklı kahveler yapıyoruz. Bugün spor yapacağımız için ben de kahve içeceğim bu arada. Aynen, bundan sonra kahve, sonra da antrenmanlarımıza başlıyoruz. Peki bugün ne yoga yapacak mıyız? Sabah erken kalkıp yapmayı seviyordum da sen akşamı sevdin. Dün akşam yapınca hoşuna gitti galiba. Caner bir tane yoga dersine tutuldu. Sürekli. Mesela ben diyorum Mina'yı banyo yaptırıyorum falan şey diyorum. Tamam o zaman benlik bir şey yoksa ben birazcık yoga yapıyorum falan deyip sürekli yoga dersine koşuyor kendince. Geçen gün böyle işte yoga yaparken aşırı tatlı gözüküyordu. Gittim böyle sarıldım öptüm böyle diyor. Lütfen beni rahatsız etme. Benim özel alanım. Bu benim şu an özel alanım. Artık. Aslında çok doğru bir şey söyledin. Çünkü bu kadar çok aynı evde vakit geçirdiğimiz için birbirimizin özel alanlarına birazcık daha saygılı olmayı öğrendik. Dengeli olmak iyi. Ama biz zaten her zaman saygılıydık aslında. Peki güzel benim mi? Özel alanım ne? Mina. Hayır. Mina'yı emzirme seansı. Benim özel alanım yok. Var güzelim, olmaz mı ya? Ne yani yapıyorum yine... ben özel olarak? Sen yoga yapıyorsun. Ben? Onu bilmiyorum. Sen kendi özel şeyini kendin belirle. Ben de araştırma yapma. Yapıyorum gerçi. Gerçi evet. Sen işte genelde işte bilgisayarda besinlerle ilgili araştırmalar yapıyorsun. Mina şu anda bal yemiyor değil mi? Tattırabilirsin. Ama sanki alerjisi olabilir. Bal en şeylerden bir tanesi. Aynen. Alerjiklerden bir tanesi. Daha büyümesi lazım bal yemek için. Çünkü kendisi şu anda bir bal. O zaman kahve. Hadi kahve. Mina'yla ilgileniyorum. Şu an bizim özel alanımız. Senin kahvenden yapamam ama benim tarzımda yaparım. Yani. Neden soğuk su? Çünkü kahvenin yanmıyor olması lazım. Ya 80 derece su koyacaksın ya da 100 derece ise de birazcık böyle suyla onu şey yapıp yoksa kahve yanar. İşte sen kahveyi hep yakıyorsun dediğim o. Yeni yeni icatlar. Kaynatıyorsun kahveyi. Sonra da kahvenin soğumaması için ocakta sadece bir açıkken bunları burada böyle tutuyoruz ve birazdan kahvemiz hazır. Ya bu senin gözüne mi indi ya? Tatlım. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun? Keyfin yerinde mi? Ve işte kahveler geldi. Yes. Süge tarzı kahveler. Şimdi bir süzgeçle bunu. Elim yanmadan dökmeliyim. Bak evet. Hiç senin yaptığın kahve gibi yanık yanık kokmuyor. Kahve kahve kokuyor. Kahve kahve kokuyor. Değil mi bu? Aynen. Çok naziksin. Evet, şimdi kahvelerimizi içerken birazcık maillerimize bakalım. Benim geçen gün hazırladığım bir tane bütçe vardı, onu incelemedin. Kapat. Aslında bu işi karantinadan önce de aynı bu şekilde yapıyorduk zaten. O yüzden değişen olmaz çünkü biz zaten evden çalışıyorduk aslında. Sadece toplantıları dışarıda yapıyorduk. Dışarıda çok fazla toplantı oluyordu. Şimdi toplantıların hepsi telefonda olmaya başladı. Aslında birazcık da iyi mi oldu toplantıların evde oluyor olması? Ya özellikle benim için çünkü Mina'dan hazırlanıyorum. Evden çıkmak için Mina'yı hazırlıyorum. Arabayla toplantı mekanına gidiyorum. Orada otur işte mutlaka bir şey ye iç falan derken şu anda gayet rahat. Bir de giyinmene bile gerek kalmıyor yani. Sonuçta herkes evde olduğu için hiç kimse bunu önemsemiyor. Herkes böyle pijamalarla, tişörtlerle baya böyle evet bunu böyle yapmalıyız, şunu şöyle yaparız, ondan sonra böyle olur, şöyle olur falan filan diye gayet ciddi toplantıları bile artık evden yapabiliyor olduk. Bence bu iyi bir şey oldu. Bundan sonra da bu şekilde devam ederse sevinirim. Yoksa beklenen an geldi mi? Evet Caner Bey, şu an size bağlandık. Vina'da durumlar nedir? Alarm, 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 acil durum. Neyse, ben yazımı yazmaya devam ediyorum.
Umarım beğenirsiniz mi diyeyim ya. Ne diyeyim gerçekten? Keyifle izlemeniz dileğiyle. 2 günlük termal otel maceramız ve bebekli tatile dair ilk izlenimlerimizi bu videoda toparladık. Umarım beğenirsiniz. Ve işte karşınızda Vina ve Caner. Bebeğim yine üstünü değiştirmişsin. Bu nasıl bir şey? Gerçekten bunu çok merak ediyorum çünkü Vina ne zaman kakoş yapsa, her zaman değil ama oldukça sık, yani 2 günde 1 falan diyebilirim, kıyafetleri pisleniyor. Acaba biz bir şey yanlış yapıyor olabilir miyiz? Bütün bebekli ailelere bunu sormak istiyorum. Sizin de başınıza böyle bir şey geliyor mu diye. Çünkü gerçekten bazen o kadar zor durumda kalıyoruz ki bu yüzden. Bir kere dışarıdayken başıma gelmişti. Allah'tan arkadaşımın evi yakındı da onun evine gittim ve onun evinde her şeyi halletmek durumunda kaldım ama yani kaç kere kıyafetleri yıkandı, kurutma makineleriyle dışarılarda kurutuldu bilmiyorum yani ben. Terliklerin çok güzel, giysene terliklerini. Dalga geçiyorsun o terliklerini. Dalga geçmiyorum ya, çok seviyorum terliklerini. Sürekli ev içinde bu terlikleriyle dolaşıyor. Eve geliyor, gelir gelmez terliklerini giyiyor. Çok tatlısın. Canım benim. Hadi giy terliklerini. Tabii ki de o kadar çok vaktimiz var ki ev düzenlemek, her türlü raflar, dolaplar, mutfak temizliği. Ben de bayağı uzun zamandan beri çocukluk fotoğraflarıma bakmak istiyordum. Ve artık Vina'nın kime benzediği net bir şekilde ortaya çıksın istiyorum. Şimdi Vina'nın ne kadar da bana benzediğini sizlere kanıtlayacağım. Bana öyle göstermedin. Var mı böyle bir kanıt? E bir de bu fotoğrafları böyle hep bir kutuların, bir torbaların içine koyarsın. Aynen. Bir köşeye atılır hep. Aynen. Ben bunlara çok uzun zamandan beri bir albüm yapmak istiyordum. Albüm yapabilir miyiz? Evet, albüm. İnternetten sipariş verelim albüm. Bakar mısınız? Bu fotoğrafı Instagram'da da paylaşmıştım. Ekmek yerkenki yegane görüntülerimden bir tanesi. Yani şu an bu kadar çok ekmek yemiyorken, küçükken o kadar çok ekmek yiyormuşum ki ekmeğin içine uyuyormuşum ve de. Ama ağzımda emzik var. Belli olmuyor. Ona benzeyecek gibi duruyor, evet. O ne? Bak ne buldum. Caner'le çekilmiş ilk fotoğrafımız. Çok iyi ya. Aa bak bir de ne buldum. ODTÜ'de Leyla ile Mecnun'un söyleşisi afişi. Sen Leyla ile Mecnun'u hiç izlemedin galiba. İzledin mi? Tabii. Leyla ile Mecnun fanıydım ben. Hadi ya. Ne kadar çok şey biliyorsun beni bak. Rezillik. Hayır, bir şey hiç izlememişsin. Arka sokakları mı izlememişsin? Arka sokakları izlemem, evet. Bir şey daha izlememişsin ama onunla karıştırdım. Ama Leyla ile Mecnun'u izlediğini gerçekten ama bilmiyordum bu arada. Ama zaten seni. Aa, Toprağın Çocukları. Toprağın Çocukları'nı da izlemiştim zaten seni. Orada hayran olmuştum sana. De. Bence izlemeyenler mutlaka şu bu ara hemen izlesin. Aynen. Ben de çok sevmiştim o filmi gerçekten. Konusu falan müthiş. Ve çok iyi bir oyuncu kadrosu vardı ve hepimiz köy enstitüleri konusuna destek oluyor olmak için, yani Türkiye'deki bu kadar önemli bir konunun kamu spotuna girdim şu anda. Yani neyse, bu kadar önemli bir konuyla ilgili bir film olduğu için oradaki bütün oyuncular hiçbir ücret talep etmeden o filmde oynamıştık. Allah Allah, onu biliyordum. Evet. Hayır. Ve Ankara'daki bir köy enstitüsünde çekilmişti. Yani herkes böyle birlik olup bu filmin çekilmesi için böyle el birliğiyle şeyimizi birleştirmiştik. Aynı şu anda karantinada yaptığımız. Ev düzenlemesi demişken, geçen gün kitaplarımı çok güzel bir şekilde düzenlemiştim. Bakın, hepsini böyle renklerine göre sıraladım. Çünkü biz kitaplarımızı ev dekorasyon malzemesi olarak kullanmayı seviyoruz. Yani açıkta kullanmayı seviyoruz, raflarda değil. Okumaktansa ev dekorasyonunda kullanıyoruz. Sonra aklıma şöyle bir fikir geldi. Dedim ki bu kitapların hepsini ben renklerine göre düzenleyeyim. Bu bence çok güzel gözüküyor. Değil mi? Caner profesyonel basketbolcu olduğu için onların da maçları ertelendi. Yani ligleri komple ertelendi.
O yüzden Caner de her gün evde antrenman yapıyor. Tabii ki bu benim inanılmaz derecede işime geldi. Çünkü onunla beraber ben de antrenman yapıyorum. Caner önce kendi malzemelerini seçiyor. Ben de ondan arta kalan malzemelerle spor yapıyorum. Çünkü onunki her zaman daha öncelikli olduğu için ben böyle sürekli bu band işim bittiyse şu iki hareket yapabilir miyim falan diye yapıyorum. Ama benim zaten aletlerim daha farklı. Kapan kazanır. Birim. Hayır. Evet, hızlıca duşumu aldım. Ve kendimce de üzerime böyle birazcık şıkımsı bir kıyafet giydim. Ve bakalım benim fındıklarım ne yapıyor. Ama önce kıyafetimi göstereceğim. Yani. Fazla uzağa gidememişsin bir tanem. Böyle kaldı. Evet, biz ne yiyeceğiz? Senin çok acıkmış olman gerçekten şu an beni biraz strese sokmadı değil. Bugün yemek falan yapmadım. Yani. Çok uzun süre yemek yapmam. Gerçekten mi diyorsun ya? Ama çok fazla malzememiz vardı. Sonra yarın yaparsın. Bugün bütün gün çekim yaptım zaten. Peki ama dışarıdan ne söyleyeceğiz? Ben böyle hala şeyim. Tribe giriyorsun. Tribe giriyorum. Ya geçen gün bir arkadaşım anlattı. Bu tabii ki bulunduğumuz durumdan sipariş, şimdi eve siparişler falan daha da özenli hale gelmiş. Öyle mi diyorsun? Evet, aynen. Biri pizza söylemiş bir arkadaşım. Pizzacı işte kurye pizzayı getirmiş. Taburo gibi bir şey açmış. Görmediğim için bilmiyorum. Böyle tepsi açmış direkt önüne. O tepsiye koymuş karton pizzayı. Buyurunuz efendim demiş. Yani hiç temas etmeden böyle arada mesafe. Tepsiye koymuş. Oradan teslim almışlar. Paketlemeler falan filan. İlk önce siz dokunun falan yazıyormuş üstüne. Öyle mi? Bayağı özen gösteriyorlar şu anda paket servise. O yüzden. Wow. Güzel yani, sattım. Güzel sattım. Evet, bir aklıma girdin ama nasıl yani? Pizza mı söyleyeceğiz? Bir kere ben asla pizza yemem çünkü glutensizlik diyetime devam ediyorum. Pizza yemeyelim. Sağlıklı bir şey buluruz bebeğim ya. Ben bulacağım şimdi sana sağlıklı bir şey. Sen bana güven, ben halledeceğim. Yani önce Bilal'ın karnı doysun. İyi, yemek yapmayacak olmama aslında birazcık da sevinmedim değil. Sonra da film izleriz, güzel bir film. İyi o zaman, sen sipariş veriyorsan ben ne yapayım şu an? Bir anda böyle boşluğa düştüm. Ve yavaşça uzaklaş. Yine ben mi dezenfekte edeceğim yani? Ay! Çok güzel. Mine'yi uyuttuk. Şimdi kendimize ayıracağımız zamanı sıra geldi. Yemeğimizi yedikten sonra güzel bir film izleyeceğiz. Ve popcorn yiyeceğiz. Çok güzel popcorn yapıyorsun. İlk başta beğenmiyordum popcorn'larımı. Evet, sonradan beğendim çünkü önemli olan konu neydi? Popcorn dediğin yağlı ve tuzlu olur diye abi. Diye. Aynen öyle. Ektim diyorsun asla. Thank you.
kızım. Hep beraber izleyeceğiz filmi evet. Bizi. Güzel kızım. Evet, benim minnoşum. Güzel kızım. Demiş gör anne. Ay! Ay kustu! Bebeğim ağzıma kustu. Don't! Oh hell no! Kustu. İnanılır gibi değil. İşte annelik böyle bir şey. Popcorn nasıl olmuş? Güzel olmuş bence. Biraz yağsız mı olmuş? Deliler gibi de yağ koydum. Evet, bayağı yağın içinde. Oturacağım ve mükemmel popcorn nasıl yapılır tarifi çıkaracağım bebeğim senin için. Seni yerim ben ya, yüzelim ben. Hangi filmi izleyeceğiz? La La Land izleyelim dedim. Bugün aklıma geldi şimdi. Ya evet. Sen söyleyince. Bayağı dile dememiştik. Evet. Ciao. 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 Ya dişimde mısır var zannediyorum. Deminden beri gülemiyorum o yüzden. Var mı?